Tut Yeşil Yapı siyasetin ev halini sunar. Siyasetin ev halinden bu hafta da herkese merhaba. Yine başka bir siyasetçimizin evine konuk olmaya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Orcu Milletvekili ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun eşiyle beraber bizi evlerine misafir etmek için bekliyor. Hadi beraber bu güzel sohbet için onları da fazla bekletmeyelim. Siyasetin ev hali bu hafta Karadeniz'den başlayıp Ankara'da devam eden bir hikayeye eşlik ediyor. Yeşiliyle, mavisiyle ve de dereleriyle ünlü şehir. Ordu. Evini bu hafta bizlere açan isim, belediye başkanlığından milletvekilliğine geçmiş sevilen siyasetçi Seyit Torun. Türk siyasetinde Ordu dendimi akla gelen ilk isimlerden olan Seyit Torun, aday olduğu parti değişse de bitmeyen bir memleket sevgisiyle siyaset yapmaya devam ediyor. Mütevazı bir aile ve fırıncı bir babanın çocuğu olarak 1968 yılında doğan Seyit Torun, gençlik yıllarını memleketinde geçirir. Esnaf ve köylü çocuğu olmakla övünen Torun, tanışan herkesinden kesimden Ordulu tarafından sevgiyle hatırlanıyor. Ordunun bulunduğu yere gelmesinde sayısız emeği olan Torun, hala Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekilliği görevini yerine getiriyor. Merhaba. Vazifesi gereği artık Ankara'da yaşayan Torun, eşi, oğlu ve köpeklerinden oluşan bir çekirdek ailenin sevgi dolu babası. Torun ailesi kapılarını siyasetin ev hali için açıyor. Efendim, Seyit torun kimdir? E, bize kendinizi ve ailenizi tanıtabilir misiniz? E, tabii ki, öncelikle hoş geldiniz. E, ben e, çiftçi bir e, ve esnaf bir e, babanın e, çocuğuyum. 1968 e, doğumluyum. Aslında 1967 Aralık ama nüfusa 1968 olarak geçmiş. E, annem ev hanımı. E, dört kardeşten biriyim. İki kız, iki erkek. En küçükleri benim. E, ilk e, orta ve liseyi e, o ilk ve ortayı Ulubey ilçesinde, liseyi Ordu'da tamamladım. E, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler e, İktisat mezunuyum. 1992 yılında evlendim Nermin Hanım'la e, ve e, 94 yılında da ilk e, Ulubey Belediye Başkanı seçildim Cumhuriyet Halk Partisi'nden. E, daha sonra 99'da Ordu İl Belediye Başkanı dayı oldum seçimi kaybettim. 2004 ve 2009'da e, seçilerek iki dönem Ordu Belediye Başkanlığı yaptım. Ardından da 2015 7 Haziran seçimlerinde parlamentoya girdim ve devam ediyoruz. E, 2016'da da kurultayında da e, parti meclisinde seçildim ve MYK'ya girdim. O günden bugüne yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapıyorum ve milletvekiliyim. Sayın Başkan, eşinizle üniversiteden tanıştığınızı biliyoruz ama bu tanışma hani ilk görüşte aşk mıydı? Sonra arkadaşlıktan aşka dönüşen bir şey miydi? Bir ilk tanışma anınızı sizden dinleyebilir miyiz? Ya Ve aslında, ilk aşık olma e, aynı bölümdeydik 4 yıl e, aynı amfiyi paylaştık e, yani arkadaştık. E, eşimin kendine göre bir arkadaş grubu vardı benim kendime göre bir arkadaş grubumuz vardı ama görüşürdük kantinlerde. Zaman zaman oturur, çay sohbetlerimiz olurdu. Ee, aslında son yıla kadar bir duygusal e, bir bağımız olmadı. Hani arkadaşlık sadece. E, son yıl bir eğitim gezisine gittik. Üniversite bizi bir eğitim gezisine götürdü e, Doğu Anadolu eğitim gezisine aynı zamanda Akdeniz. E, tabii orada e, ilk e, duygusallık başladı. E, geziden döndükten sonra da arkadaşlığımızı ilerlettik. Ee, okul bittikten sonra da e, nişanlandık. İlk nasıl açıldınız, E, ee, Zor oldu tabii. Yani e, 4 yıllık arkadaşınız, hani e, aynı amfiyi paylaşmışsınız, aynı kantini paylaşmışsınız, İnsanlar sizi normal arkadaş olarak biliyor. E, fakat o konuda yakın arkadaşlarımız da destek oldu bize. E, ben hatırladığım yurdunun e, öğrenci. E, Yurdu'nda kalıyordu. Üniversitenin yurdu'nda kalıyordu. Ben özel yurtta kalıyordum o zaman. yo evde kalıyordum affedersiniz. Evde kalıyordum. Ee, oraya gittik. İşte bir yere gidecektik galiba. İlk orada söylediğimi hatırlıyorum. Evet. Ee, yurdun önünde teklif ettiğimi hatırlıyorum. Ne güzel anlar değil mi? Evet. Yani tabii güzel günlerdi. Heyecanlı günlerdi. E, kafanız böyle e, hani derler ya ayağınız yerden kesilmiş Ama ben hala aynı heyecanı hissediyorum Hani e, birlikte birbirinize baktığınızda bu direkt hissedilebilen bir şey 29 yıl bitti artık ha, Maşallah maşallah. <laughs> İlk bebeğiniz olduğunu haberini, olacağı haberini e, duyduğunuzda ne hissettiniz? Hatırlıyor musunuz? E, tabii bizim çocuğumuz geç oldu 6 yıl sonra oldu ee, tabii bir tedavi süreci de yaşandı ee, Nermin Hanım e, uzun süre e, stabil kaldı ee, onun öncesini ilk e, öğrendiğimde açıkçası yani müthiş heyecanlandım ve e, direkt çikolata almaya gittiğimi hatırlıyorum 4 veya 5 kutuydu galiba değil evet, mi? Ankara'da Sevgi Hastanesi'nde tedavi oldum Bur or buraya gelmiştik. Evet. Öğrenince ben hemen dışarı koştum ve 4-5 kutu çikolata aldım. Bütün hastaneye dağıttık yani böyle herkese. Olağanüstü bir heyecandı, mutluluktu. E, Nermin Hanım, sizin eğitimci olduğunuzu biliyoruz. E, peki Nermin Hanım neler yapar? Eşine siyasette destek midir? E, şöyle söyleyeyim, e, biz Seyit Bey'le evlendikten bir yıl sonra e, belediye başkanı e, oldu. Belediye başkanlığı döneminde çok fazla yardımcı olduğuma inanıyorum. Kesinlikle. Bilmiyorum mi? kendisi ne düşünüyor. E, her seçim çalışmalarında ilçelere gidiyordum. Kendi ekibimi oluşturuyordum. Onlarla beraber e, yardımcı oldum. Fakat Ankara'ya geldikten sonra e, işin açıkçası milletvekilliği döneminde çok fazla e, yanında bulunamıyorum. Ama şunu söylemek lazım. İlk siyasete ben atıldığında çok büyük emeği var. Yani belediye başkanlığı seçimlerinde çok büyük desteğini gördüm. Şu anda öğretmenliğe devam ediyorsunuz değil mi? Evet çalışıyorum. Şu anda işte bir buçuk yıl pandemiden sonra bu dönem okullar açıldı. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Saat sekiz buçukta giriyorum okula, 4'te çıkıyorum, eve geliyorum, evde kendime göre işlerim oluyor. Seyit Bey çoğu zaman zaten yanımızda yok, o illerde olduğu için. Ben kitap okuyarak, arkadaşlarla gezerek bir şekilde vaktimi dolduruyorum. Siyasetçi eşi olmak çok zor değil mi efendim? Maalesef, fedakarlık evet, istiyor, çok fedakarlık istiyor, çok özveri istiyor. Ama e, Selit Bey bunu çok seviyor, e, severek yaptığı için de oğlum olsun ben olayım. E, biz de alıştık bu tempoya. E, o işini yapıyor, biz de kendimize göre, kendi sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. E, yani bu şekilde idare ediyoruz. Ama zor. Ee, Nermin Hanım, Seyit Bey e, nasıl bir babadır? Yani otoriter, sert bir baba mıdır? E, oğluyla diyaloglarını direkt kendi sağlar mı? Yoksa siz hep köprü konu durumunda... Ben köprü konumunda çoğu <laughs> zaman e, dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ama yavaş yavaş bunu yıkmaya başladım. O zaman sert, otoriter bir baba mı Seyit çok Bey? Çok fazla otoriter değil. E, fakat aralarında çok fazla birbirlerini göremedikleri için... Beraber vakit geçiremediklerinden dolayı e, aralarında bir mesafe vardı. Ama e, bu son 2-3 yıldır bu mesafe pandemi de biraz fırsat evet, yarattı bize e, kalktı. Özellikle pandemi döneminde ilk defa e, biz üçümüz bir aradaydık. Efendim e, baş başa kaldığınızda nasıl vakit geçirirsiniz? Yani mesela seyit Bey stresli bir gün geçirdiğinde siyasi e, anlamda Stres yaşadığında ya da önemli bir karar verirken sizden fikir alır mı? Birlikte karar verir misiniz? Yani nasıl? Şöyle e, Serit Bey eve geldiğinde zaten ben onun yüz ifadesinden anlıyorum e, işini, stresini, e, gün içinde yaşadığı bütün sıkıntıları eve getiriyor. Kendisi bana sıkıntısını, stresini açtığı zaman ben e, gerçeği onun yüzüne söylüyorum, onu burada salonda bırakıyorum. Ve içeri gidiyorum. Yani ben söylemiş, söylemem gerekeni söylüyorum. Sonra onu kendi sıkıntılarıyla baş başa <laughs> bırakıyorum ve gidiyorum. Peki efendim en son beraber izlediğiniz filmi hatırlıyor musunuz? Bir e, Kore filmiydi değil mi? Evet. Parazit. Parazit. E, peki Seyit Bey dağınık biri midir? Yoksa çok düzenli, tertipli midir? Nasıldır? Yani evde size yardımcı olur mu? E şöyle, mutfağa girer mi? Evde hiç kalmadığı için, kalamadığı için daha doğrusu bana çok yardımı dokunmuyor ama dağınık. Ama e, ben... sabahları yatağımı topluyorum. ama. Evet. <laughs> e, Seyit Bey mutfağa girer misiniz? Yani mutfakta e, özel bir beceriniz var mıdır? Valla fazla vaktim yok. Keşke aslında severim mutfakta uğraşmayı ama e, çok fazla vaktim yok. Hafta sonları genelde eğer evdeysem Hafta sonuysa e, kahvaltıyı ben hazırlarım. E, Omlette de iddialıyım yani. O zaman e, Seyit Bey ile mutfakta omlet yapmaya gidiyoruz. Mutfaktayız. O meşhur omleti yapmak için ocağın başına geldik. Nasıl yapacağız Seyit Bey? Evet e, yumurtayı kırdık. Peyniri de ilave ettik. E, tabii bunları güzel karıştırmamız lazım. E, tabii ben fırıncı çocuğum. Fırında büyüdük. Bütün hayatımız öyle gelişti. Oranın sayesinde okuduk ve yetiştik. Fırında da genelde ekmeğin yanına işte ya yağ koyarsınız ya omlet yaparsınız bir şekilde. Bazen pide de yapardık kendimiz, kendimize özgü. Ama hani mutfakta sadece çok bulunamadığı için omlet konusunda iddia alayım Tabii bunu güzel karıştırdıktan sonra yağımızı da tavamıza koyduk. Şimdi ee, ocağımızı da açalım. Duygusal mısınızdır? Öyle unutamadınız. Sizi duygulandıran bir anınız var mıdır? Bir yandan da onu konuştuk. <laughs> Öğrencilikte hiç unutamadığım ocak deyince e, hep hatırladığım bir anım vardır. İlk yurttan sonra eve çıktık. E, işte eve yerleştik. Arkadaşlar alışveriş yapmaya gittiler. Benim de dediler ki sen makarnayı ateşe koy. E, biz de bir şeyler alıp geleceğiz hemen dediler. E, ben tabii çok e, Evde iki ablam var, babaanne, anneanne, anne, hiç mutfakta hiç alakamız yok. Ben dedim ki ateşe koy dediklerine göre yani tencereyi koydum, yağı da koydum, makarnayı da boşalttım. Başladım karıştırmaya. Tabii bir süre sonra kahverengi hal almaya başladı. Bir sonra yanmaya başladı. O arada arkadaşlar geldi. Ne bu duman? Ne oluyor falan? Dedim vallahi bu makarnaya koydum ama bunda bir şey eksik galiba falan. Dediler ki ya ne eksik sen hiç görmedin mi makaranın yapıldığını. Dediler bunu önce suya koyacaksın. O zaman öğrendim makaranın nasıl yapıldığını. O zaman evet. omlette Nermin Hanım'dan alınan bir... Yani tüyo var tabi zaman var. içerisinde. Nermin Hanım da aslında ilk evlendiğimizde yemek konusunda o da işte öğrencilikle hayatı geçmiş falan. Çok bilmiyordu. O da evlendikten sonra kendisini geliştirdi ve e, büyük de, değil, değil mi? Öyle değil mi? Evet öyle. İstanbul'a telefon açıyordum anneme. Pilav nasıl yapılır? Şehriye çorbası nasıl yapılır? Seyit Bey duygusal mıdır? Yani e, aslında duygusalım. E, ben e, eşim de bilir. Film izlerken ağlarım. Yani eğer bir e, dramlı bir sahne varsa tutamam. Ağlarım. Cenazelerde kendimi çok zor tutarım. Böyle çok Ağlamamak için Çünkü acısını paylaşıyoruz O duyguyu yaşarım yani Kendimi duygusal olarak bulurum Hatta o duygusallığım Bazen işimde de bana Çok zararı dokunmuştur o duygusallığım Babanızı Çok özlem duyduğunuzu Biliyoruz Evet hala hala Çünkü Gerçekten babam emekçi bir insandı Yaşam doluydu Aslında Eee yani muhafazakar bir yapısı vardı. Ama çocuklarına o kadar sevgi doluydu ki... yıl başında hepimizin çocukluğunda... ...yılbaşı programlara, ekrana kilitlenirdik. Ve e, televizyon izlerdik işte. Babam onunla şarkı söyler, kalkar... ...bizi oyuna davet eder, oyuna kaldırmak ister. E, o e, muhafazakar yapısına rağmen... ...gerçekten e, çok ilgili bir babaydı. Yaşamı öğretti bize. Biz belki... O süreçte çalışıyorduk, sürekli e, fırında, bahçede çalışıyorduk ama bizi hayata hazırlıyormuş, bizi yetiştiriyormuş. Biz o zamanlar, ya bizi işte çocukluğumuzu yaşayamadık gibi düşünüyorduk. Ama gördük ki gerçekten e, bizi hayata hazırlıyormuş e, ve gerçekten çok özlüyorum. İyi bir iş iş insanı, aynı zamanda e, uzun süre belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçisiniz. Ordu Belediye Başkanlığı yaptığınız sürede, Ordu'ya e, kattığınız değerler nelerdir acaba? Ulubey Belediye Başkanlığım da e, ben e, kendim e, çok başarılı bulurum. Yani burada mütevazı olmayacağım. Gerçekten e, 94-99 arasında Ulubey'de toplu konuttan e, parke tesislerinden, parklardan makine parklarına kadar çok ciddi festivaller, inanılmaz e, kültür festivalleri yaptık. Ee, oldukça e, başarılı bir dönemimiz geçti. Ardından Ordu'da e, bir hedefimiz vardı. Ordu'yu kültür-sanat kenti yapmak, bir turizm kenti yapmak. Çünkü Ordu e, lokasyon itibariyle yani çok büyük sanayinin gelebileceği bir yer değildi. Biz hem e, turizmde hem de hafif e, sanayide büyümek e, durumundaydık. Bu amaçla yola çıktık e, ve denize e, yabancıydık, denizle orduyu buluşturduk, e, sahillerimize mavi bayrak aldık, e, derin deşarj yaptık ilk etapta, daha sonra Avrupa Birliği fonlarıyla arıtma tesisleri yaptık, atık su arıtma tesisleri yaptık. E, tabii e, bütün kıyımızı temizledik, yeşil bantlar, denize girme alanları oluşturduk. Ardından içme suyu e, problemini çözdük, altyapı problemini çözdük. Eee ve turizme bir değer olacak, bir cazibe olacak, lokomotif olacak Boztepe'ye teleferik projesini gerçekleştirdik. Ve Boztepe'de hem oteller hem yeme içme mekanları oldukça gelişti ve cazibe merkezi oldu. E, tabii derelerimizi ıslah ettik, dere projelerini gerçekleştirdik. Belediye hizmet binamızı yaptık. E, açıkçası birçok cadde bulvar düzenlemeleri yaptık. E, ve e, ordu bugün e, aslında bakıldığında e, çok güzel yaşanılabilir bir kent oldu. Önemli festivallere imza attık, uluslararası ölçeklerde, e, uluslararası çocuk e, tiyatro festivalleri gerçekleştirdik. E, belki de Türkiye'de bir edebiyat evi yaparak e, Pem başkanını getirdik e, ve Türkiye'nin ve dünyanın önemli yazarlarını davet ettik. E, heykel festivali yaptık e, ve Şehrin önemli mekanlarına hem orduyu anlatan hem de modern heykeli ortaya koyan e, o heykelleri şehrin dört bir yanına e, dağıttık. E, yani e, aslında tiyatromuz yerleşik bir tiyatromuz vardı. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu hem il içinde hem yurt dışında temsiller verdi. E, o alanda da bir kültür kenti oldu. Efendim ben yakınlarınızdan bir şey öğrendim. Ee, eskiden çok güzel Var. şiir yazarmışsınız. Yumurtayı unuttunuz bu arada. Yok yok yumurta devam ediyor. Bir gözüm <laughs> burada benim. Bir gözüm burada. <laughs> Efendim eskiden çok güzel şiir yazarmışsınız evet. ama sonra şiir yazmayı bırakmışsınız. Neden acaba merak ettim. Tabii her genç e, belli bir yaş döneminde şiirler yazar. O romantizmin, <laughs> o duygusallığın e, zirve yaptığı dönemler. Biz de... O dönemlerde yazdık ama ben ilk 25-26 yaşında belediye başkanı seçildim. Tabii o gün bugünden bu yana artık tamamen halkımızın sorunlarını nasıl çözeriz, daha faydalı nasıl olabiliriz, onun çabasında olduk. Bu yoğun çaba bizi tabii bu tür sanatsal olaylardan da uzaklaştırdı. Sanata yakın olduk, sanatın içinde olduk ama kendimiz onu üretemedik. Evet ben bir şey daha duydum. Mihriban türküsünü bir ayrı bir özel söylermişsiniz. Acaba evet. bizim için de çok kısa bir Vallahi, e, yani dinleme şansımız olabilir mi? Omletin tadına bakmadan önce. Omlet de çok güzel görünüyor bu arada. Evet umarım beğenirsiniz. Onu da yakmayalım. Alt, ocağın altını da biraz kısalım. Yani türküler bizim yaşamımız, özümüz. Türküler gerçekten Anadolu'nun e, duygusu, e, ben de türküleri çok severim, her yöreyi çok severim ama e, tabii siz de demek ki öğrenmişsiniz Mihriban'ı. Mihriban benim böyle bütün e, böyle etkinliklerde özellikle hep isterlerdi, Ulubey Belediye Başkanı iken radyo kurmuştum o zaman. Radyoda her akşam benim için mihriban çalarlardı. Yani mihriban şarkısını mutlaka birileri isterdi benim için. Her akşam da onu dinlemiş olurdum. E, i̇sterseniz bir bukle mi diyelim, bir kıta söyleyelim. Yani ben. seviniriz bizi kırmazsanız. <laughs> Sarı saçlarını deli gönlüme Balamışım çözülmüyor mihriban mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Sevdiğim mihriban Ağzınıza sağlık. Gerçekten sesiniz harikaymış. Ben artık omletin tadına bakmak istiyorum. ve evet, Umarım e, beğenirsiniz. Elinize, Biraz böyle tadıyla, e, bir sohbete, de, sohbete de kattık işi diyelim. Ama ben bir parça Efendim, e, tattırmak isterim. Alayım. Biraz sıcak üfleyeceğim. Hmm. Hmm. Mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Peynirli omlet. Beğendiğinize sevindim. Siz de ben acaba hepsini yiyebilir miyim? Çok lezzetli <laughs> olmuş. Arkadaşlar size de vereceğim. Merak etmeyin ama biraz ben yiyeyim. Mutfaktaki lezzetlerden sonra en sevdiğim bölüm bu bölüm. Sormazsam olmaz bölümü. Ee, Seyit Bey, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden siz sorumlusunuz. 2019 seçimlerinde de siz sorumluydunuz. Ve e, neredeyse hemen hemen bütün büyük şehirleri siz aldınız. 2019'dan da bu süreç zarfında 3 yıl geçti. 3 yıl içerisinde gerçekten markalaşan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin markalaşan bir hizmetiniz oldu mu? Büyükşehirlerde özellikle. Evet yani 2019 seçimleri gerçekten bizim açımızdan çok önemliydi. Aslında mevcut yapı bu kadar başarı olacağımızı düşünmüyordu ama hatırlarsınız Sayın Genel Başkan e, alacağımız büyük şeyleri açıkladığında birçok kesim de inanmadı. Ama e, dediğiniz gibi e, şu anda Türkiye nüfusunun %50.8'ini ekonomik büyüklük olarak %67'sini e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde. Bu aynı zamanda da sizin de büyük başarınız olarak. E, Ekipin tamamen e, partimizin başarısı, yetkili organlarının başarısı. Çok önemli bir emek verdik. Öncesinde ee, tamamen bilimsel verilere göre çalıştık. Ee, çok iyi bir hazırlık dönemi yaptık. Sağdaki bilgileri çok net çektik. Defalarca araştırdık ve e, sonuç aldık. E, bu e, partimizin bütün e, organlarının, bütün yetkililerin e, çalışmasıyla oluşmuş bir başarı. Başta Sayın Genel Başkanımızın tabii onun liderliğinde. O da e, bu süreçte e, adaylaşma sürecinde çok çok önemli katkılarda bulunduğu birçok konuda önümüzü açtı e, cesaretle e, süreci yönetti e, ve e, 12 büyük şehir hedeflemiştik biz 11'ini aldık aslında e, Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi Bursa içimizde bir yara e, aslında orayı da alabilirdik ama kendi hatalarımızdan e, Bursayı kaybettik ama önümüzdeki dönem mutlaka alacağız. Şu anda orada da çok olumlu bir süreç yaşanıyor. 3 yıl süre içerisinde de belediyelerimiz bir bütünlük içerisinde ortaklaştırarak süreci yönettiler. Her türlü baskıya dayatmaya rağmen mazeret değil hizmet ürettiler. Sayın Genel Başkan da bütün toplantılarda zaten kendilerine bu talimatları verdi. Pandemi dönemi özellikle fırsat oldu onlar için. O zor dönemlerde vatandaşımıza maskesinden, dezenfektanına kadar, ekmeğinden gazetesine kadar ulaştırdı, sıcak yemeğine kadar. Birçok konuda engellemeler oldu, bağış paralarına el koyuldu, sıcak yemek dağıtımı engellendi, hatta ekmek dağıtımı dahi engellendi. Ama belediyelerimiz yılmadı, birçok yeni projeler üreterek, Bunları aşmasını bildi e, ve şu anda memnuniyet de her geçen gün artıyor. E, bir bütçe disiplini sağladılar e, ve e, israfı engellediler, tasarrufta bulundular ve bugün e, tıkanmış o e, tamamen ciddi bir borç harmanına girmiş yapıları düzelttiler ve üreten belediye oldular. E, tarıma da destek verdiler, esnafa da destek verdiler. Dar gelirliğe de destek verdiler. Özellikle yoksun mahallelerimize ciddi bir pozitif ayrımcılık yaptılar. Oralara kreşlerinden tutun her türlü hizmeti sundular. Ve öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadılar. Vatandaşın önceliği ne? Birinciliği ihtiyacı ne? Onu yerine getirdiler ve ellerindeki kaynakları da verimli kullandılar üreten belediyeciliği ortaya koydular. Birçok işi artık kendileri yapıyorlar. Geçmişte ücret ödeyerek, belli bir bedel ödeyerek yaptıkları işi artık kendi personelleriyle, kendi bünyelerinde üretmeye başladılar. Bu da önemli bir tasarruf sağladı. Biz sürekli sahayı ölçüyoruz zaten. Ve görüyoruz ki vatandaşın memnuniyeti her geçen gün artıyor. Ve bütün süreci de şeffaf bir şekilde yürütüyorlar. Uluslararası akredite olmuş şeffaflık kriterlerini de sürekli çalışmalarını sunuyorlar. Ödüller de alıyorlar bu anlamda. Ankara Büyükşehir'imiz ve birçok belediyemiz bu konuda başarılarını ortaya koydu. Bütün süreçleri şeffaf bir şekilde açıklıyorlar. Her bir yatırımı gerçekleştirdiklerinde örneğin bir park mı yapmışlar? Bir kültür binası mı, hizmet binası yapmışlar, kültür evi yapmışlar veya bir yol mu yapmışlar maliyetini açıklıyorlar. Biz bu yolu, bu kültür evini, bu kreşi, bu okulu şu rakamlara bitirdik, şuna yaptık diye tamamen şeffaflar. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Efendim son yerel seçimlerde biliyorsunuz ki büyük şeylerin belediye başkanlığını aldınız fakat meclis üyelerini Halk, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanmadı. Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Sizce halk neden böyle bir tercih yaptı? E, sonuçta e, halkın e, kararına saygılıyız. E, bana göre şu mesajı verdi. Evet başkanlığı sana veriyorum ama mecliste de seni denetliyorum. İyi işler yaparsan, güzel şeyler yaparsan yarın seni iktidara taşıyacağım. Ama e, demokrasinin gereği olarak da ben... E, yönetimi yetkiyi yürütmeyi sana veriyorum Ama yasamayı da e, Meclisi de bu şekilde değerlendiriyorum Dedi Başlangıçta tabii bunun belediye başkanlarımız Belli zorluklarını yaşadılar Sıkıntılarını yaşadılar Ama hizmet ürettikçe vatandaşa faydalı oldukça Onu da e, Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri de Gördükçe sonuçta hepimiz bu ülkenin Yararına faydasına çalışıyoruz e, O problemlerde En aza indi yok diyemem ama en aza indi. Şu anda birçok konuda da uzlaşarak süreç devam ediyor. Efendim İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerinizde ciddi anlamda işçi çıkartılması konusu çok konuşuldu. Zaman zaman da konuşulmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Sayın Genel Başkan belediye başkanlarımıza ilk talimatları kesinlikle kesinlikle hiç kimseyi ekmeğinden Etmeyeceksiniz dedi. Ama diyerek de altını çizdi. Bir, bankamatik personel olmayacak. Yani sadece bankadan maaşını almaya gitmeyecek. Belediyede çalışacak, üretecek. İki, partide yönetici olmayacak. Yani aktif e, e, olmayacak. Üçüncüsü, herhangi bir yerde... Görevli olmayacak. Herhangi bir işte milletvekilinin yanında çalışmayacak veya herhangi bir yerde görevli olmayacak. E, dördüncüsü de sosyal medya paylaşımlarında hakaret içeren, incitici ifadeler olan, e, ağır siyaset kokan ifadeleri olmayacak dedi. Bunları ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir belediyemiz e, işçi çıkarmadı. Ama... Elbette ki eğer siz belediyeye de hizmet üretmiyorsanız, birisi çalışıyor, emek veriyor, alın teri döküyor ama siz hiç belediyeye uğramadan maaş alıyorsunuz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İkincisi e, aktif siyasetin içindesiniz, siyaset yapıyorsunuz. Ya siyaseti tercih edeceksiniz ya da belediyede çalışacaksınız. Bunu tercihi koyacaksınız. Üçüncüsü yani sosyal medyada insanı incitici, ağır ifadeler olan siyaset yapan bir paylaşımlarınız varsa bunu da yapmayacaksınız. Yani sonuçta işinizi yapacaksınız. Ama o partiye oy vermiş, işte bu partiye oy vermiş, işte o partinin üyesi, bu partinin üyesi asla ve asla bunlara bakılmadı. Ama yani sonuçta belediyede üretmiyorsa, çalışmıyorsa, siyasetin, aktif siyasetin içindeyse bunu da tabii ki belediyelerimiz değerlendirdi. Efendim, son olarak e, şunu sormak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın CHP'den e, başkanlığı kazanmasına rağmen kadroları, özellikle alt kadroları başka partilerden oluşturduğu söyleniyor ve bununla ilgili de CHP'nin e, kendi kadrosunda bununla ilgili sıkıntılar e, olduğu e, konuşuluyor. Bu evet. konuda ne diyeceksiniz? E, Sayın e, Mansur yavaş tabii ki sonuçta belediye başkanlarımız kiminle çalışacağını e, ve e, bir şekilde hizmet üreteceğini kendisi karar veriyor. Sonuçta o hizmet üretecek. E, tabii uzun süredir bir beklenti var, e, birikmiş bir rezerv var. İnsanlar e, işe girmek umuduyla veyahut da belli kadrolarda değerlendirilmek isteniyor ama e, sonuçta belediyenin de hizmet üretmesi lazım. E, Sayın yavaş dengeli bir şekilde götürüyor. Tabii. Partilerimiz daha fazla olsun bizden partilerden daha fazla kişi değerlendirilsin istiyor ama Sayın Yavaş da belli kadroları liyakata göre belli bir hizmet üretme sürecine göre değerlendiriyor. Önümüzdeki süreçte gene donanımlı partilerimiz liyakata dayalı olarak mutlaka değerlendirilir. Efendim teşekkür ediyoruz. Şimdi Z kuşağının e, kullandığı cümleleri soracağız bakalım ne kadar hakimiz Z kuşağı cümlelerine. Umarım orada çuvallamam çok da hakim olduğunu söyleyemem çünkü gençlerin dili artık o kadar farklı ki. Efendim biliyorsunuz önümüzdeki seçimlerde Z kuşağımız seçimlerin kaderini değiştirecek önemli bireylerimiz. Şimdi bu Z kuşağının artık bildiğimiz üzere farklı bir dili var. Sosyal medyada kullandıkları. Bizim de bununla ilgili küçük bir testimiz oluyor siyasetçilerimize. Eyvah. İzninizle size bu teste tabi Z çıkmak istiyoruz. anlamaya çalışıyoruz ama onların dili biraz farklı tabii. Efendim ilk soruya başlıyorum. Valorant nedir? A. internet sitesi. B. Bilgisayar oyunu. C. Kripto para birimi. D. TV markası. İnternet oyunudur herhalde. Maalesef bilemediniz. Doğru olan bilgisayar oyunu. İkinci sorumuza geçiyorum. Gençlerin genellikle oyun ve chat ortamında sıkça kullandığı GG yazılıyor fakat telaffuzu GG diye okunuyor. Ee, A güle güle. B geldikleri gibi giderler. C e, good game iyi oyundu anlamına geliyor. D gel git. Good game'dir herhalde. Evet doğru. Ee, iyi oyun anlamında. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Tuşlara karışık basarak tepki verme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak anlatılmıştır? A. Rastgele gülme. B. Sinir olduğunu belirtme. C. Üzgün olduğunu anlatmak. D. Şaşırtmak. A. Şıkkı. Doğru. Rastgele gülmek. İyi ki de hakim değilmişsiniz. <laughs> ee, son zamanlarda gençlerin telefon uygulamaları üzerinden Kiralayıp kullandıkları taşıt hangisidir? A. Araba, B. Motosiklet, C. Bisiklet, D. Elektrikli skater. Elektrikli skater tabii. Efendim Allah'tan bilmiyordunuz hepsini <laughs> bildiniz. E, gençleri anlamaya için. çalışıyoruz Z kuşağını e, anlayamazsak 6.2 milyon seçmen geliyor ve bunlar e, hayata çok farklı bakışları var. Ee, yani vesayetten hoşlanmıyorlar, ee, kullandıkları terimler farklı. Biz de elimizden geldiğince anlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim ama bu elektrikli skıtır tabii e, şuradan hakimim konuya. O konuda e, özellikle çevre e, ile ilgili bir e, toplantı yapılmıştı. E, çevre ajansı ile ilgili bir... Bu sıkı turla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Orada sıkça gündeme geldi. İşte e, onunla ilgili belli kararlar çıktı. Biz de e, o yasanın daha e, kullanılabilir ve sürdürülebilir olması için katkıda bulunmuştuk. Oradan hatırlıyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu haftanın da sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil yapı siyasetin ev halini sundu. Pırlanta'nın büyüsü senin yanında. Koçak yedra pırlanta bileklik.